gördüğünüz gibi biraz oraya da kaçmışlar. Adam eksikliğinden dolayı bizim bir elemanı fırına bıraktık. O da bir bakar ekmek isteyince 5 dakikalığına ayrılıp ekmeği götürüp geliyor. Ve geliyor ki kasa yok. Ve kasayı alan kişiler bir aydan beri daha bulunamadı. Kardeşimin düğünü vardı. Onun içinde biraz altınları vardı. Bizim de biraz paramız vardı. Ve olayın üstünde bir ay geçmesine rağmen daha hiçbir haber alamadık yani. Kasamızın bulunmasını istiyoruz yani. Yetkililerin biraz daha bu işi için uğraşmalarını, bize yardım etmelerini istiyoruz. Saat 4.30'da şu kapıyı açarak, şurada bizim kapımız var, o kapıyı açarak içeriye giriyorlar. Ve kasayı alıp götürüyorlar. Artık 5-6 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Yani iki araç ile geldiklerini de tahmin ediyoruz yani. Peki kasada ne vardı? Bir miktar para vardı, biraz da altınlar. Kardeşimin düğünü olacak bir ay sonra. İşte onun altınları vardı, onun altınlarına para gitti yani. 120 bin civarı bir şey vardır. Para, altın. Altınla birlikte 120 bin lira. Evet, altınla birlikte 120 bin lira. Peki iş yerinde görüntü kamerası yok mu? Yok, kameramız yoktu yani. Aşağıda bir market ki var, 12 de kapalıydı. Yani çalışmıyormuş. O da öyle söyledi yani. Halbuki mesela burada, mesela buranın girişleri, çıkışları bellidir yani. Uğraşılırsa bulunur yani. Şikayetçi olduk, gelip el izi parmak izi falan aldılar. Ama daha bir haber gelmedi yani. Olayın üstünde durduklarını bize söylüyorlar ama nasıl ilerliyor onu bilmiyoruz yani. Dün Antep'te 7 kişilik bir çete grubunun çökertildiğini duyduk. Biz emniyeti aradık. Emniyetteki arkadaşlar işte sizin bu kasa çalan kişiler olmadığını söylediler bize. Yani o kişiler zorlasalar mesela zaten bunlar belli bir gruplardır. Kimin yaptığını bize söylerler yani, onlar bulurlar yani. Biraz üstüne düşülse bunu söylerler. Kardeşim işte bir ay sonra düğünü var, altınımız yok, biz alın terimiz yani gece gündüz çalıştığımız bir şeydi. Zor zor yaptığımız yani alın terine yaptığımız emeklerimiz gitti. Bu emekleri işte hibe edilmeden bulunmasını istiyoruz. Yetkililerden işte çağrımız bizim biraz daha gayret edip bunlar tez zamanda bulunmaları. Çünkü bir ay sonra düğünümüz var. Kardeşimin altını yok. Şu anda başka altını yok. Altın olmadığı için düğün biraz şey oldu. Biz davetiyelerimizi bastık. Düğün hazırlıkları, düğün salonları hepsini tuttuk. Ama şu an altınlar yok. Yani bu altınların bulunmasını istiyoruz yani. Mayıs akşamı saat 4.30-4.50 arasında yeğenimin ekmek götürmesi sonucunda kasanın olmadığını, gelip kasanın bulunmadığını burada beni telefonla arayarak bildirdi. 11 bin lira paramız vardı. Benim altınlarım vardı içerisinde. Toplamı 120 bin lira değerinde. Şu ana kadar herhangi bir böyle olayın yaşanmadığını, bir ekmeğimizin dahil çalınmadığı iş yerimizde kasanın gitmesinin yani tasadüf olmadığını inanıyoruz. Böyle bir şeyin olmasına da ilk defa karşılaştık. Ne yapacağımızı bilemedik. Yetkililerden, gereken birimlerden yardım istiyoruz. Benim bir ay sonra düğünüm var. Düğünümde benim olan altınlarım gitti. Zaten şu an için benim altınlarım da yok. Yani düğünü nasıl yapacağımızı düşünürken kara kara şu anda ne yapmayı gerektiğimizi bile bilmiyoruz. Nasıl edeceğimizi bilmiyorum. Gerçekten çok mağdur durumdayım. Şu an yetkililerden bu konuda yardım istiyorum.